Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda FIFA 17'de daha doğrusu bütün FIFA'larda arkadaşlar herkesin şikayetçi olduğu Momentum kısacası oyunun size karşı yapmış olduğu handikap konusu sizlerle birlikte değineceğiz arkadaşlar. Oyunda olan dosyaların, oyunda var olan dosyaları ama yayın kabul etmediği dosyaları bugün sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Aynı şekilde Momentum'dan da nasıl daha az şekilde zarar görürsünüz ya da nasıl daha çok etkisini azaltırsınız, bunlar hakkında size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bayağı herkesin zaten başının ağrıdığı bir konu. Başının ağrımasının sebebi hani oyunun ya gerçekten hani özellikle draft kısmında, normal kısımlarda o kadar fazla gerçekten olmuyor ama özellikle draft kısmında tamamen momentum var. Zaten bunu bütün pro player'lar söylüyor. Mesela Boras Legend var biliyorsunuzdur. Profesyonel FIFA oyuncusu, Fransa'ya falan gitti. O diyor. Emre kardeşim var. Emre Rivi9 biliyorsunuzdur. Kendisi zaten bunu söylüyor. Yani draft arkadaşlar gerçekten hani sizin oynayışınızla alakası olmayan tamamen şansa bağlı bir oyun modu. Yani momentum değerlendirirken drafta bağlı değerlendirmeyeceğim. Normal oyunda olan değişik olaylar ya takımınızın birden koşmaması veya takımınızın birden inme emmesi neden oluyor? Sizlerle birlikte bu videoda ona göz atacağız arkadaşlar. Son yüklemiş olduğum sınırsız coin kasma taktiği videosundaki ilginizden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. O videoda da dediğim gibi 1000 beğeniye ulaştık. Çok sağ olun, var olun. 20.000 abone olun da arkadaşlar. Fişek gibi ilerliyoruz. Arkamda Fişek United var ve bu Fişek United'la harbiden fişek gibi ilerliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizlere. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. 20.000 aboneye daha az ulaşabilmemiz için lütfen lütfen bu videoyu izlediyseniz ve eğlendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Keza aynı şekilde bu videoda da arkadaşlar 1000 beğeni geçersek çok sevinirim. Sizler sayesinde bana çok destek oluyorsunuz ve YouTube'da arkadaşlar sizin beğenileriniz ve yorumlarınız, değerli yorumlarınız sayesinde YouTube'da öne çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden sadece 2 saniyenizi ayırarak, bir kere zaten gerçekten 2 saniyenizi ayırıyor. Videoyu beğenirseniz bana en büyük katkıyı ve en büyük desteği vermiş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve tekrardan 1000 beğeniyi aşalım diyorum ve şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sizlere momentum yani kısacası scripting olayının ne olduğundan bahsedeyim. Arkadaşlar momentum kısacası hani normal aslında hayatımızdaki güncel futbolda da olan, mesela bir takım gol attıktan sonra daha iyi oynamaya başlaması veya takımın belirli dönemlerde daha kötü oynaması gibi olan durum arkadaşlar. Tamamen momentum deniyor bu duruma. Ve tabii ki bu futbol gerçek hayatta var ve EA Sports oyunun her zaman gerçekçi olduğunu söylemeye çalışıyor. Ama EA Sports oyunun gerçekçi yapmak için bundan önce bir sürü detay varken momentum üzerine bu kadar yoğunlaşması ve oyunda momentumun olduğunu kabul etmemesi gerçekten de arkadaşlar bütün herkesin tepkisini toplamış durumda. Gerçeklenen arkadaşlar insanlar bıkkınlık gelmiş durumda. Çünkü ya EA Sports'un en kötü özelliği arkadaşlar yaptığı şeyleri kabul etmemesi veya oyunda var olan şeyleri başkası açığa çıkarana kadar onun hakkında konuşmaması. O yüzden EA Sports dediğim gibi community tarafından bayağı tepki görüyor. Ama dediğim gibi community'nin tepkisinin başarılı olmasının tek sebebi rekabetçi bir oyunun olmaması. 2K belki bir futbol oyunu yapsa rekabet oluşabilir ama dediğim gibi şu anda PES'le hani satışlara bile baktığınız zaman yani kıyaslanamayacak şekilde FIFA şu an daha fazla oynanıyor. Belki de bunlardan birazcık da sebebi olabilir. Dediğim gibi momentum arkadaşlar, takımınızın oynamaması, oyundaki pas atamaması veya oyuncunuzun pasınıza koşmaması, araları koşmaması gibi olan değişik durumlar. Şimdi ben size bu momentum olayı hakkında arkadaşlar oyun içinde de aslında var olan ufak tefek şeyleri göstereceğim. Öncelikle single player'a kickoff maçına girdiğiniz zaman arkadaşlar sizler de fark edeceksinizdir ki oradaki ayarlarda rakibinizin veya kendinizdeki oyuncularınızın yapacağı işler olsun. İşte pas accuracy, yani pası isabetli atması, şutu isabetli atması, onun dışında işte foul yani sakatlanması durumu falan filan vesaire. Bunlar hakkında ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen size onu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sprint speed yani oyuncularınızın hızı, acceleration ivme demek arkadaşlar, şut, pas, pasın hızı, işte sakatlık şiddeti, goalkeeper, kalecinizin arkadaşlar nasıl oynayacağı gibi bir sürü burada ayarlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela positioning, işte takımınızın nasıl diyeyim size, hani bazen diyorsunuz ya maç oynuyorum abi adam orta sahada basıyor çıkaramıyorum falan. İşte bunlar arkadaşlar tamamen sizin oyundaki aslında yaşadığınız sıkıntıları içeren ayarlar arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi zaten burada her şey var. Bunu zaten Türkçesine gidip bakabilirsiniz. Şu an İngilizce olduğu için tam çeviremiyorum. Ama dediğim gibi siz oyun Türkçe olduğu için buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ya burada tamamen aslında sizin bu momentum dediğiniz olayın sizi daha çok hepinizi ayar eden olayların olduğu yer bu ayarlar arkadaşlar. Yani buradaki ayarlar oyun içinde değiştiği zaman çok fark ediyor. Hani dilerseniz size bunun bir örneğini göstereyim arkadaşlar. Öncelikle buradan
hemen bilgisayarın ya da kendimkini direkt şut olarak arttırıp bakalım arkadaşlar şut speedini arkadaşlar sizlerin gözü önünde hemen 100 yapıyorum. Mesela pas speed yani pasın hızını 100 yapıyorum. Hatta bazen diyorsunuz abi oyun başlıyor her zamankinden daha hızlı falan filan. Hani bunlar dediğim gibi tamamen arkadaşlar bu oyun içindeki bu ayarların değişmesinden dolayı oluyor. Şimdi maça başlayacağız arkadaşlar ve sizlere gerçekten de bu fark ediyor mu fark etmiyor mu göstereceğim. Ardından momentumdan nasıl kurtulabilirsiniz bunun hakkında arkadaşlar detaylı bilgileri vereceğim sizlere. Aynı şekilde cumartesi günü arkadaşlar mükemmel bir video geliyor. FIFA'yı nasıl daha iyi oynarsınız? İçinde birkaç tane yani eminim ki aranızda %95'lik bir kısmın bilmediği özel şeyler olacak cumartesi günkü videomuzda. Şimdi maça başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle oyuncularımızın hızlarına bir dikkat edeceğiz sizlerle birlikte. Şu anda hani oynadığımız takımın reytinginde hani zaten biliyorsunuz ki düşük bir reytingli bir takımla oynuyoruz arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle birlikte hani oyunda topu aldığınız zamanki farklılıkları falan inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın normal X'e bastığım zaman yani siz zaten bardan bakabilirsiniz. Attığı pasa bakın abi. Şu anda sadece normal X'e basıyorum. Ki gerçekten de oyun içine bazen bu kadar hızlı hani %100'e belki vurmasa bile çok inanılmaz şeyler. Mesela bakın abi ya bu adamın böyle bir plase vurması imkanı yokken bile mermi hızında arkadaşlar şutlar gidiyor. Ki bunları zaten sizler de yaşıyorsunuz. Online diyorsun abi orta sahadan gol yedim adam mermi gibi koydu falan filan. İşte tamamen arkadaşlar bunlar böyle şeylerden kaynaklanıyor. Yani siz oyunu oynadığınız zaman fark edeceksinizdir ki bunlar sizi etkileyen olaylar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar asıl dosyaların nasıl olduğuna geç. Evet arkadaşlar ve şu anda sizlerle birlikte bu momentumdaki asıl nedenlerin neden olduğunu inceleyeceğiz. Burak arkadaşlar bu post çok çok uzun zamanlar önce Reddit'ten paylaşılmıştı yani. Bu aslında paylaşıldığı çok da kısa bir zaman olmadı ama ben Facebook grubuna sorunca gerçekten bazı takipçilerimin bunu bilmediğini gördüm. Ve bu yüzden arkadaşlar bu videoları çekiyorum. Özellikle arkadaşlar hani PlayStation'a falan daha jailbreak olayları yani kırılma olayları olmadığı için tam olarak oyun dosyalarını inemiyorsunuz. Ama bilgisayarda her şey açık olduğu için direkt bilgisayarın hani hard diskinizin içine install ettiğiniz için her şeyi açık görebildiğiniz için bu şekilde bilgisayarda arkadaşlar ortaya çıkan olaylar şu an sizin gözünüzün önünde duruyor arkadaşlar. İşte hani ben burada size burada bir sürü yazılımsal olarak kodlar var arkadaşlar. Yani burada anlayabileceğiniz gibi oyundaki ayarlar yer almakta. İşte target forward falan filan. Burada tamamen işte oyundaki sizin hani bu momentumda etkileyen faktörler var. İşte risk taker, işte chicken reader, head reader falan, long passer, one time passer falan filan diye oyununuzdaki futbolcunun özelliklerini etkileyen vakalar var. Ama bu kısımda arkadaşlar yani ikinci kısımda direkt tamamen sizin momentumda maç yani maçın gidişatına göre momentumun değişimi. Yani aslında herkesin en önemli yer burası diye düşünüyorum ben. Maçınız nasıl giderse momentum nasıl oluyor? İşte ne yaparsanız momentumdan daha az yararlanırsınız. İşte işinize yarayacak kısım burası arkadaşlar. Öncelikle görmüş olduğunuz bir ekranda işte difficult by işte %0.25 falan azalt tarzında şeyler var. Şimdi ben bunu zaten linklerini aşağıya koyacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ama yine de ben size şimdi burayı kendim olarak okuyunca ne anladığımı özetleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki kolayca gol attığınız maçlarda yani özellikle mesela draftta özellikle çok özellikle draftta zaten momentum oluyor. Ki özellikle zaten bu tür skorlar orada oluyor. Maç başlıyor dakika 2 oluyor böyle inanılmaz bir şekilde de dakika 10'a kadar falan işte 3-0 yapıyorsunuz maçı. Ama dakika 10'a kadar 3-0 yaptıktan sonra arkadaşlar o maç 3-3'e dönüyor. Hani bunun sebebi işte bakın arkadaşlar buradaki kodlar ve buradaki kodlardan hangisi olduğunu şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Mesela şöyle bahsedeyim sizlere arkadaşlar bakın. İlk 20 dakikada gol attığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi increase diyor. Mesela karşı size karşı olan oyunun zorluğu artıyor. Yani ilk dakikalarda çok gol attığınız veya ilk dakikalarda çok topla oynadığınız zaman, rakibe top vermediğiniz zaman, pas isabetinizin çok yüksek olduğu zamanlarda arkadaşlar oyun sizin aleyhinize zorlaşıyor. Yani size handikap veriyor. Şimdi mesela burada bakın arkadaşlar description diyor. More than 5 shots in first 30 minutes. Eğer diyor ilk 30 dakika içerisinde 5 tane şutunuz varsa diyor arkadaşlar size %0.25'lik bir zorluk geliyor diyor. Yani kısacası oyun ise şunu söylemeye çalışıyor. Bu oyunu İyi oynayan ve iyi oynayamayan arasındaki farkı azaltmaya çalışıyor. Bunu yapmasının sebebi de arkadaşlar kendi elindeki kitleyi kaybetmemek. Çünkü hepinize bunu takdir edersiniz ki arkadaşlar bu oyunun yaklaşık %60-%70'lik bir geliri Araplar sayesinde sağlanmakta ki Arapların da hani bütün online oyunlardaki beceriksizliği, bütün online oyunlardaki gereksizliği ortada. Gerçekten arkadaşlar hani çoğu oyunu çok kötü oynuyorlar ve
Hani bunu çoğu kişi gerçekten hani bu momentum olayında sırf hani o kitleyi kaybetmemek için veya oyunu gerçekten hani kötü oynayıp bu kötü oynayan kitleyi kaybetmemek için bunları yapıyor. Hani şimdi mesela kötü oynayan adam bu oyunda kazandığı zaman şu hisse kapılır abi. Daha doğrusu ya bir oyunu kötü oynayarak kazanıyorsanız, hani daha yeni başlamışsınız ve gerçekten de iyi maçlar kazanıyorsanız adam şey der. Abi acaba ben bu oyuna para yatırsam, futbolcu alsam, diyeyim, Ronaldo alsam kim bilir ne yaparım kafasına sokmakta insanları. Tabii ki biz de bu oyunu ilk aldığımız zamanlarda yani ilk aldığımız zamanlarda demeyeyim de daha doğrusu FIFA ile ilgili araştırmalara başlamadan önce FIFA 14'te vesaire falan gidiyordum inineli 50 lira atıyordum 600 kalıyordum takım kuruyordum ama bana etkisi hiçbir şey olmuyordu. Neden hiçbir şey olmuyordu? Çünkü o zamanlar daha bazı şeylerin farkında değildik. Hani aslında iyi oynamanın oyuncularla alakalı olmadığı şeyin olayının farkında değildik ve gerçekten arkadaşlar deliler gibi coin alıyorduk, para veriyorduk falan ki o zaman da zaten biliyorsunuz ki price range olayı da falan yoktu arkadaşlar. Yani burada benim size söylemek istediğim şeyler şunlar. Bana her zaman diyorsunuz işte Oğuz abi niye uzaktan şut çekmiyorsun? Neden uzaktan şut çekmiyorum? Çünkü oyundaki istatistiksel olarak ne kadar fazlaysanız oyun sizin zıttınıza o kadar dönüyor. Yani profesyonel oyuncuların yayınlarını falan izlerseniz arkadaşlar genelde miyim hatta %99 ihtimalle uzaktan şut çekmiyorlar. Anca işte böyle Pogba'yla Ronaldo'yla falan çapraz içinden boş kaldıkları zaman şut çekiyorlar. Ve genelde dikkat edin arkadaşlar her zaman ceza sahası içine girseler bile %100'ü bulana kadar şut çekmiyorlar abi. Adam en kötü orta sahaya geri dönüyor. Yani hani ben bunu birkaç tane profesyonel oyuncuyla konuştuğum zaman bana şey dediler. Biz futbol oynamıyoruz. Biz FIFA oynuyoruz. Hani FIFA'nın adamlar olayını çözmüş arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Hani öyle aman abi ben niye yapamıyorum falan diye üzüleceğiniz ya da kırılacağınız bir durum yok. Zaten bir oyun arkadaşlar adı üstünde ama yani insanların buna en çok sinirlenmesinin sebebi oyunda şans faktörünün arkadaşlar çok yüksek olması. Zaten bu yüzden de bütün tepkileri çekiyor. Benim size tavsiyem Momentum'dan daha az etkilenmek istiyorsanız size birkaç tane tavsiyem var arkadaşlar. İlki yüksek reytingli takımlarla oynamayın. Bunu en büyük kanıtı bütün profesyonel oyuncuların kadrolarına baktığınız zaman yedeklerinde arkadaşlar 2 ya da 3 tane sonradan sokacakları oyuncu var. Onun dışındakilerin hepsi 45 rating bronz kartlar. Yani altın kural abi. Altın kural 1. Asla kadronuzun ratingini yüksek tutmayın. Yedeklerinize zaten 3 tane futbolcu sokabiliyorsunuz ve 3 tane sokacağınız futbolcuya rotasyon futbolcularınızı kendi kafanızda belirleyin ve bunun dışında olan kişileri kadronuza almayın ki ratinginiz az olsun. Altın kural 1. İkinci kural. Maç başlayınca kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar attacking'e almayın. Bunu kesinlikle önermiyorum. Ben zaten normalde başlayınca ya defensif ya da normal başlıyorum. Çünkü kullandığınız defanslar mesela work rate olarak high olursa diyelim hani atağı high olursa yüksek olursa bu size çok büyük sıkıntı yaşatır. O yüzden arkadaşlar kesinlikle defensif olarak başlamanızı öneriyorum maçlara. Tabii normalde başlayabiliriz ama attacking olarak kesinlikle başlamayın arkadaşlar. Üçüncü olarak maç başladı. Böyle gereksiz yere arkadaşlar işte şey yapmayın. Böyle orta sahadan falan şut çekmeyin veya ulan aha bu adam boş deyip şut çekmeyin arkadaşlar. Bunu kesinlikle önermiyorum. Gerçekten gol olacağını düşündüğünüzde emin olduğunuzda şut çekin ki hem istatistiksel olarak konuşamadım işte anladınız. O olarak sizin şeyiniz az olsun maçtaki. Hatta hep fotoğraf attığınızda diyorsunuz ya abi nasıl olabilir ya 22 şutum var adamın 3 şutu var kazandı. Nasıl kazandı? Senin belki de çektiğin o 22 şutun yaklaşık yarısı uzaktan. Sen bu sayede adama oyunu karşı yöne doğru oyunu vermiş oluyorsun farkında olmadan. Bunu ben de hata olarak yapıyorum. Yapıyordum. Bu seneye kadar yapıyordum. FIFA oyunda zaten biliyorsunuz ki çok araştırmaya başladım bu tarz şeyleri arkadaşlar. O yüzden sizlere tavsiyem budur. Hani işte isabetli şut falan hiçbiri fark etmiyor arkadaşlar. İsabetli şut olsun, işte çok fazla şutun olsun bunlar önemli değil. Bunlar gerçek önemli değil. Yani bunlar gerçek futbolda da böyle. Ne kadar şutun olsun önemli değil. Önemli olan net pozisyon. Önemli olan şey net pozisyon arkadaşlar. Ve şimdi bana diyeceksin ki o zaman madem oyunda momentum var o zaman profesyonel oyuncular nasıl 40'ta 40 yapıyor? Bu soru gerçekten benim de aklımı çok kurcalıyordu arkadaşlar ama şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Profesyonel oyuncuların maçlarını izlediğiniz zaman her ne kadar olan ben de bunun kadar oynuyorum deseniz bile aslında ayrıntılı olarak izlediğiniz zaman arkadaşlar mesela benim de çok yaptığım bir hata. Ben her zaman defans oyuncusuyla bazen bakıyorum orta sahaya falan gelmişim. Adamların ne zaman izlesem hiçbir zaman
defans oyuncusu ile orta sahaya geçmiyorlar arkadaşlar. Her zaman orta saha adamlarıyla pas yapıyorlar. Bu şekilde oyundaki defansif çizgiyi, defansif senkronizasyonu bozmamış oluyorlar. Bu şekilde de defansları sağlam kalıyor. Mesela ben kendi örnek vereyim. Mesela Kyle Walker'la alıyorum, sağdan çizgiye falan iniyorum. Hani profesyonel oyuncu izlediğin zaman onlar bunu yapmıyor. Veya onlar bizim yapmış olduğumuz gibi GB2'de çok gereksiz paslar yapmıyor. Bekliyor, sabır ediyor, arkaya atıyor. Mesela biz bazen kendim yapıyorum. Bunu geçmeyeceğini bilsem bile yani beynime engel olamayıp onu atıyorum. İşte bu adamlar bu tarz şeyleri yenmiş durumda. Neyin ne zaman olacağını biliyorlar. Çok mesela maç içinde yaptığı skill hareketlerine, skill moves'larına ve kullandığı özellikle iki tane çok önemli profesyonel bir taktik öğrendim arkadaşlar. Onları da dediğim gibi cumartesi günkü videoda paylaşacağım. Aynı şekilde cumartesi günkü videoda hangi kadroları kurmalıyım, hangilerini kurmamalıyım videosu da içeriği de olacak videonun içinde. Ama her neyse yani profesyonel oyuncuların kazanma sebebi bu. İkinci olarak da şundan kazanıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her ne kadar iyi oynasanız da sizin forvetinizde Ahmet Musa olduğu zaman Ahmet Musa'nın kapasitesi belli. Ve bu profesyonel oyuncular genelde arkadaşlar forvet hatlarında Bale, Ronaldo, Totti Suarez gibi oyuncularla oynadıkları için ve bu kartların da finishing'i arkadaşlar gayet yerinde olduğu için bu adamlar yakaladıklarını atabiliyor. Yakaladıklarını atabildikleri için de maçı alıyorlar. Belki sizler de iyi oynayabilirsiniz ama dediğim gibi oyuncu farkının tek konuştuğu yer zaten arkadaşlar bu kısımlar. Buralarda dediğim gibi oyundaki handikapı yıkmak için onların elini rahatlatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani gerçekten izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Zaman buldukça Twitch'ten falan gidin izleyin arkadaşlar. Hani izlediğin zaman ulan bu kim, ben bunu yenerim diyorsun ama yenemiyorsun abi. Çünkü adamların kullanmış olduğu ekstra bir sürü özellik var ve bunları hiç merak etmeyin. Hepsini derledim arkadaşlar. Cumartesi günü sizlerle birlikte buluşturacağım. Momentum'un arkadaşlar kilitleri bu şekilde. Gereksiz pas yapmak yok. Uzaktan şut çekip istatistiklerimizi kabartmak yok. Aynı şekilde kadromuzun ratingini yüksek tutmak yok. Ve kadrolarınızı kururken arkadaşlar şimdi de ben bunu size söyleyeyim. Cumartesi günkü videoda daha da detaylandıracağım bu videoyu. Her zaman kadrolarınızı kurarken şuna dikkat edin. Medium work rate olan adam sahada yok gibi oynar. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela defansif orta sahalarınız medium asla olmasın. Ya high olsun ya medium high olsun. High medium da olmasın. Zaten CDM high medium olmaz. Yani dediğim gibi o oyuncunun work rate'lerine falan çok dikkat edin. Mesela Inform Casemiro çok iyi bir kartı var ama medium olduğu için sahada yok. Hani bu tür şeyler gerçekten oyununuzu etkiler arkadaşlar. Bunları size söylemeden edemeyeceğim. Dediğim gibi maçın başında 2 veya 3 tane gol attığınız zaman oyun sizin aleyhinize %25 olarak da zorlaşıyor. Haberiniz olsun ki zaten ben bunu linklerin hepsini videonun aşağısında ya daha doğrusu yorum kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da girip detaylı bir şekilde incelemenizi yapabilirsiniz. Aynı şekilde siz az şut çektiğiniz zaman arkadaşlar eğer karşıdaki rakibin uzaktan falan şut denerse oyun size döner ama siz uzaktan şut denerseniz oyunu siz rakibinize döndürmüş olursunuz. Tabi bunu derken illa da uzaktan şut çekmeyin demeye getirmiyorum lafı. Hani bazı arkadaşlar gerçekten uzaktan gol atmayı sevdiği için sürekli plase olsun, işte çok uzak açılardan şutlar olsun bu hataya düşebiliyorlar. Bunu yapmamanızı öneriyorum sizlere. Sizin tek odağınız net gol pozisyonu ve net paslarda olsun arkadaşlar. Cumartesi günkü videomuzda sizlere hangi kadroyu kurmalısınız, oyundaki iki tane profesyonel oyuncuların kullandığı ama neredeyse oyundaki %95'lik bir kitlenin bilmediği iki tane özellik göstereceğim arkadaşlar ki bu özelliklerin gerçekten de oyununuzu etkileyeceğini düşünüyorum. Keza birazcık da cumartesi günkü videoda işte defans nasıl yapılır tarzı içeriklerle birlikte size bir tam olarak bir Foot Champions bombası hazırlayacağım arkadaşlar cumartesi günü. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun. 1000 beğeniyi geçersek çok sevinirim. Yeniseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 20.000 abone yolunda, 20.000 fişek yolunda ilerliyoruz. Hepinize Facebook grubuna bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.